NATO diyelim. Yine görüntüler geçerse zaman zaman döneriz o konuya. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, biliyoruz işte Mustafa Kemal ile birlikte kendisini hedefe koymuşlar. Tabii NATO gibi büyük bir oluşumun, 65 yıllık bir oluşumun ve Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu, üye olduğu bir oluşumun bu denli bir skandalı affedilecek cinsten hakikaten değil. Şimdi önce yazılı bir açıklamayla özür dilediler, sonra Stoltenberg, genel sekreter, bizim siyasete telefonla özür diledi ama bu basit bir özürle geçiştirilecek bir konu değil. Zaman zaman şunu duyuyorum, bir hayli ilginç. Mesela Ekim 1992'de bizim gemimizi vurdular, biliyorsunuz. Şimdi yaşanan bu hadise. Örneğin birkaç yazar okudum, aynen şöyle diyor. Yani direkt söylemesine ima etmiş. Bu NATO içerisindeki olayı güya Türkiye tertiplemiş. Dolayısıyla sonuçlarına bakılınca da Tayyip Erdoğan'ın işine yarıyormuş gibi söylemlerde bulunuyorlar. Şimdi ben de diyorum ki, bilmiyorum siz ne diyorsunuz, o halde 1992'deki gemiyi de dönemin hükümeti vurdu, öyle mi? Komplo teorileri. Tamamen komplo teorisi, hiçbir gerçekliği yok. Burada efendim söyleyeyim, NATO'daki, NATO içerisinde bence tezgahlanmış. Öyle fevri bir iki tane çok teknisyenmiş, yok Norveçli subaymış. Bunlar kendileri yapmışlar. Böyle bir saçmalık olamaz. NATO niye kuruldu sevgili Oğuzhan? Tehditlere karşı. Rusya'ya karşı. Yani Rusya'ya karşı. Belli tehditlere karşı müttefikleri korumak için, değil mi? Aslında geçerliliğini de yitirdi. Evet. Neydi? Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya karşı kurulmuştu işte NATO. Kuzey Atlantik Paktı. Bugün baktığımızda hiç Rusya ile zaten alakası yok. Sovyetler yıkılmış ve NATO tamamen Amerika'nın operasyonel bir aygıtına dönmüş. İslam ülkelerini işgal ediyor. Bu. Yani evet, amacından sapmış öyle bir oluşum. Şimdi NATO gibi böyle bir ciddi organizasyonda bir tatbikat yapılıyor. Tatbikatta ne icra ediliyor? Olası işte tehditlere karşı nasıl organize olunabileceği, operasyonların nasıl olabileceği, daha doğrusu operasyonel, taktiksel efendim teoriler sahada pratiğe dönüştürülüyor tatbikatlarda. Şimdi şöyle yapmışlar Tuna Bey, biraz detaylarına baktım. Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini değiştirmişler. Biliyorsunuz gerçek isimler kullanmak yasak. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte başkan diye geçiyor. Felix diye bir ismi Putin'e koymuşlar. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taktıkları takmadığı hatırlamıyorum ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işte hatırlarsanız o sahte hesaplar da vardı. Evet. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılmış. İşte başkanla bir yerde görüşeceklerini ve AS-200, yani literatürde olmayan S-400'ü uyarlıyorlar. Anlaşmanın bittiğini, aldığını söylüyor. Yani açıkça Putin'le Erdoğan'ı orada düşman kategorisine koymuşlar. Bu kadar basit. Yani, gözdağı veriyor. Böyle ciddi bir tatbikatta, efendime söyleyeyim, NATO'nun emir komuta zincirinin olduğu, koordinasyon merkezinin olduğu bir tatbikatta böyle bir şey, böyle fevri bir iki tane subayın yaptığı bir müfettiş bir olay gibi göremezsin. Mümkün kimse değil. Kimseyi kandırmasın. Bu hepsinde bunun haberi vardı. Bir emir komuta zincirinde oldu. Orada Erdoğan'a bir takım mesajlar. Batı sembollerle hareket ediyor. Yörüngenden tabii çıkarsan. Aynen. Erdoğan'a bir Türkiye'ye mesajlar iletti. Bakınız, Türkiye Rusya'ya hava sahasını açtı. Artık Rus savaş uçakları Türkiye hava sahasının içinden, evet, Suriye'ye ya da belli ülkelere gidebiliyor. Daha önce gidemiyordu. Ne yapıyordu Rusya? Ya Akdeniz üzerinden uçak gemileriyle uçaklarını kaldırıyordu. Bir süre öyle yaptı. Sonra da Tarsus'ta, işte Laski'de jet üsleri kurduktan sonra oradan efendime söyleyeyim uçaklarını kaldırıp indiriyordu. Ama yine zorluklar çekiliyor tabii. Ta böyle bir şey dönmesi gerekiyor. Şöyle bir kilometre mesela, binlerce kilometre kat etmesi gerekiyordu. Şimdi Türkiye üzerinden hava sahasını kullanarak çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Bu nedir? Bu da NATO'yu tabii ki rahatsız eden bir durumdur. S-400'leri alınması NATO'yu rahatsız eden, çok rahatsız eden bir durumdur. Efendime söyleyeyim. Bundan dolayı olmaması NATO'yu rahatsız eden bir durumdur. O yüzden de Türkiye'ye yönelik ve Erdoğan'a yönelik bir mesaj iletiliyor. Şimdi S-400'lerden neden rahatsız oluyor Amerika? Efendim sen S-400 alırsan biz de sana NATO'nun silah teknolojilerine ve yeni envanterlerine ulaşmanı engelleriz diyor, değil mi? Neden rahatsız oluyor ki Amerika? Çok basit rahatsız olması nedeni. Çünkü S-400'ler
NATO'nun envanterinde olmayan silahlar olduğu için ve efendim söyleyeyim sofistike anlamda kabiliyeti nasıl olduğu, yani silah kabiliyetinin ne olduğu tam olarak bilinmediği için bir tehdit olarak görülüyor NATO tarafından. Aslında ama Türkiye tarafından da bir avantaj. Neden? Yarın Amerika'nın hava sahamızı ihlal edip herhangi bir yeri vurmayacağına bir garantisi yok. Evet. Çünkü artık biz ABD ile şu anda görüntüde de görülüyor bir savaş halindeyiz. Şimdi yarın bir başka NATO uçağının Türk hava sahasını ihlal edip bir yeri vurabilme ihtimali vurmayacağının garantisini kimse veremez. Şimdi bu S-400'ler senin için bir avantaj oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kendini savunabilirsin. Düşünebiliyor musun? NATO üyesisin. NATO'nun ikinci, en güçlü ikinci ordususun. Ama NATO üyesi ülkelerden bir tehdit gelebilir diye düşünerek S-400 alıyorsun. Daha da önemlisi, Türkiye NATO üyesi, Amerika'dan hava savunma sistemi talep ediyor. Hava savunma sistemi verilmiyor. Türkiye mecburen gidiyor. NATO üyesi olmayan Rusya'dan S-400 almak zorunda. Şimdi şöyle düşünmek lazım. İşte 15 Temmuz aslında Amerika ile tamamen bağlarını Türkiye'nin kopardığını gösteren en önemli kanıtlardan biri. Bak şimdi ya tamamen çıkacaksın. Bak bunun böyle şey olmaz. Nasıl? Şimdi zaten tam Amerikan oluşumu 28 ülke var. Bu NATO'nun %70'e varan masraflarını da Amerika karşılıyor. Şimdi ya çıkarsın birlik NATO'dan, tamam. Ya da böyle kalıp da böyle eklektik olarak böyle didişerek sıkıntı oluşturarak o yürümez bu. Ama şöyle düşünmek lazım Tuna Bey, şimdi baktığımızda biz Nicolas Sarkozy diye bir adam var. Evet. 2011'de şu kadarcık boyuyla Fransa'da böyle efelenip geziyordu. Ama o Sarkozy gitti Libya'yı vurdu. Amerika'dan izinsiz vurduğu vurdu için tabii. Sarkozy gitti. Artık ismini duyan yok. Evet. Nerede? Çiftçilik mi yapıyor? Bağcılık mı yapıyor? Belli değil. Yani NATO'nun yörüngesinden çıktığın an anında hedef tahtasına oturur. Şimdi burada şimdi çıktığımda NATO'dan daha iyi bir yer nerede kendimi konumlandırmam lazım? Bunu düşüneceksin. Düşünerek hareket edeceksin. Evet. Zaten hadi yarın NATO'dan çıkıyoruz anlamında değil. Şimdi sen yani Rusya'yla mı bu konuda işbirliği yapacaksın? Ya da güvenebilir misin uzun vadede? Mümkün değil. Avrasya bloğuyla mı efendim bu konuda bir şeye gireceksin? Çok belirsiz, muğlak. Ya da diyeceksin ki ben kendi kendimin şeyini yapabilirim, kendimi koruyabilirim. Mümkün değil. Mümkün değil. Artık yani günümüzün konjonktürüne baktığında. O zaman ne olacak? Bir orta yolun bulunması lazım. Ama yani şimdi NATO'ya da tamamen bağımlı kalmak da doğru değil. Yani NATO'dan çıkmanın ben Türkiye açısından çok daha hayırlı olacağına inanıyorum. Yani bakın uzun vadede tam altyapısını oluşturur. Çok daha hayırlı olur ama bugün yarın olabilecek bir şey değil bu. Türkiye'nin bunun hazırlıklarını yapması lazım. Türkiye'de milli silah yazılımlarının hızlı bir şekilde harekete geçirmesi lazım. O halde şimdi tam yani dışarıya bağımlı, NATO'ya bağımlı olmaması, kendi savaş uçağını yapabilmelisin. Kendi hava savunma sistemlerini yapabilmesi, uzun, orta ve daha doğrusu kısa, uzun ve orta menzilli efendime söyleyeyim balistik füzelerin efendim ya kendin yapmalısın. Yani bunlar olmadan uydularını kendin savaş uydularını kendin yapman gerekiyor. Yani Amerika Stinger vermiyorsa Stinger'dan daha iyi füzeyi senin yapman gerekiyor. Senin de bir uçak gemin olması lazım. Şimdi bunların yan yana getirdiğinde Türkiye önce silah envanterlerini güçlendirecek ve tamamen %100 milli hale getirecek. Patriot'u sana vermiyorsa Patriot'a alternatif bir füze savunma sistemi yapman gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra NATO beni çıkarır mı çıkarmaz mı umurumda değil dersin. Mesela postanı koyarsın yani. Şu gün tam çözümlemeyi doğru yapmak açısından bu eylem aleni bir şekilde gerçek sembollerin kullanıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci Cumhurbaşkanı ile kurucu lideriyle 12. Cumhurbaşkanı'nı hedef gösteren bu gerçek semboller acaba NATO tarafından niye gösterildi? Evet bir gözdağı var ama ikinci olarak belki de Türkiye'yi çıkmaya zorlamak için yapılmış olabilir mi? Ya da şöyle bir soru soralım. Olabilir. Günümüzün şartlarını düşündüğümüzde Türkiye'nin NATO'dan çıkması mı ABD'nin hayrınadır? Yoksa Türkiye'nin NATO'da kalması mı ABD için daha önemlidir, avantajlıdır? Şimdi şöyle, hangisi? Türkiye'nin NATO'da kalması ABD için tabii ki daha avantajlıdır. Avantajlı idi. O bitti artık. Ama artık yörüngesinde değil. Hayır. Dediğini yapmıyor. Şimdi şu anda soğuk savaş dönemi bitti mi? Çoktan bitti. Şu an Amerika ve Batı, NATO tam anlamıyla Orta Doğu'da mı? Orta Doğu'da.
Körfez ülkeleri kontrolünde mi? Kontrolünde. Suriye kontrolünde mi? Belli bir kısmı kontrolünde. Niye Türkiye'ye ihtiyaç duysun ki artık NATO? Zaten Amerika İncirliğin alternatif üslerini Rojava, Kobani'de kuruyor. Kurdu da zaten, inşa etti, bitirdi. Birçok askeri de var. Birçok askeri de var. Artık İncirliği de kendileri boşaltacaklar yakın bir zamanda. Öyle görülüyor. Ha, Türkiye ile Türkiye'nin artık ABD'nin stratejik anlamda şu an için eskiye nazaran çok da ihtiyacı yok. Ama hala belli bir ölçüde ihtiyacı var. Türkiye'yi tabii ki ABD karşısına almak istemez. Tamam mı? Ya daha doğrusu ABD Türkiye'yi karşısına almak istemez. Yani bunu istemez ama çok da vazgeçilmez değildir ABD için şu anda. Ve NATO için Türkiye. Şu an için konjonktörde söylüyorum. Çünkü bunun alternatiflerini falan oluşturmuşlar. Tamam mı? Alternatiflerini oluşturdular. Buradaki sorun, en büyük sorun şudur. Sen NATO gibi bir şeyden çıkarıldığında ya da çıktığında ki tehditlere karşı, son tehditler kendini nasıl savunacaksın? Şimdi İran kendini savunabiliyor. İran nasıl kendini savunabiliyor? İran Rusya ile uzun vadeli 30 yıldır silah anlaşmalı, silah ticareti yapıyor. Yani silah teknolojilerini Rusya'dan alıyor. Ama İran'ın bir de nükleer çalışmaları var. Nükleer var. Senin yok. Yok. Yani biz habire hidroelektrik santralleri, habire suyun aktığı yere bir santral kuruyoruz. Neymiş? Oradan enerji alacakmış. Ya dünyanın en ilkel enerji elde etme yöntemi. Ne? Bak bunu bir ara konuşalım seninle. 2035 yılında Ozan 28 ülkede su kıtlığı yaşanacak. 2035'te. 2050 yılında bu sayı 65'e çıkacak. Yani su savaşları başlayacak. Su savaşları başlayacak. Sen elindeki akan sulara set kuruyorsun. Ona elektrik santrali elde etmeye çalışıyorsun. Ve bu hidroelektrik santralini yaparken de çevreyi de bozuyorsun. Ekolojik dengeyi de bozuyorsun. Toprağın dokusunu da şey yapıyorsun. Harap ediyorsun. Ya bunun yerine 3 tane şu anda sen nükleer, büyük nükleer santraller kursaydın. Hem elektriği daha rahat üretecektin enerjiyi. Hem de belki de İran gibi senin de caydırıcı nükleer silahların olacaktı. Şimdi yani şimdi Türkiye'de balistik füzeler olsa, uzun menzilli, orta menzilli, nükleer başlıklı silahlar olsa Türkiye bu kabadayılığı yapabilirler mi? Kimse yanaşamaz. Yapamaz. Yapamaz ya. Nükleer savaş dünyanın sonu demektir yani. Rusya bir ülke nükleer silah yollarında Amerika'da buna cevap verdiğinde dünya zaten dünyanın üçte biri ortadan kalkar. Yani dünya diye bir şey kalmaz nükleer savaşta. Kim gözü alabilir ki bunu? Burada nükleer envanterleri ülkeler birbirlerine karşı yaptırımlarda kullanıyor. Ozan caydırıcılıklarda kullanılıyor. Evet. Sende varsa diyor bende de var. Sen beni vurursan ben de seni vururum diyor. Ama hiçbiri bu seçeneği kullanmaz. O yüzden vekalet savaşları üzerinden yürütüyorlar. Terör örgütleri üzerinden, espiyonaj, kontra espiyonaj faaliyetler üzerinden yürütüyorlar mücadeleyi. Sen de yapmalısın. Şimdi Türkiye yapıyor. Rusya ile anlaştı. Efendim iki tane santral kurulacak. Geç kalındı. Bir an önce hayata geçirmesi lazım.